thank you orada ashabıyla beraber insanların içerisinde kalacak. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim dostlar size. Çok mühim bir şey söyleyeceğim aslında. Hacunda kaldığı müddet zarfında Efendimiz Kabe'ye gidip namaz kılmayacak. Cennetül Mualle'ye gidenler bilir. Ne kadar yakın olduğunu da bilirsiniz. Niye peki? sebebini o söylemiyor sözlü olarak ama biz anlıyoruz meseleyi. Neden biliyor musunuz? Farzı yaptı ya efendimiz nafileyi yapma adına başkalarının farzına engel olmamak için Allah Resulü hacunda kaldığı süre içerisinde namazlarını hacunda eda edecek. Bize Bizim gibi hacılara itaf olunur bu. Hac günleri sevap kapma adına nafile umreye, nafile tavafa girenlere itaf olunur bu. Nedir bu? Bir sünnet aslında. Bazen sevap oturarak da kazanılır. Bu ilke bu. Bazen sevap oturularak da kazanılır. Niye? Mesele doğru işi yapmak değildir. Mesele doğru işi doğru zamanda yapmaktır. Efendimiz doğru işi doğru zamanda yapıyor. Ben halemin içerisindeyim. Kıldığım namaz yine bire bindir, bire yüz bindir inşallah. Ama başka kardeşlerim var. Daha farzlarını bitirmemişler. Üzerlerinde ihramlar var bitirecekler umrelerini ihramdan çıkacaklar. Ya da gelmişler kıran haccıysa umrelerini bitirip istirahate çekilecekler. Ben eğer nafile bir ibadetle onların yerlerini sıkıştırırsam onlara haksızlık etmiş olurum. Sevap kazanayım derken Allah korusun başka bir şey kazanırım. Efendimiz bunu öğretme adına hacında kaldığı süre zarfında namazlarını orada eda edecek. Sonra aradan bir gün geçecek. Tarihler ne? 8 zilhicce perşembe. Bayrama iki gün var değil mi? Yarın arafe. 8 zilhicce perşembe. Nedir o günün fıkıhtaki ismi? Terbiye günü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o günün sabah namazını hacunda eda edecek. Hac niyetini yenileyecek. Haydi yönümüz minaya diyecek ve minaya çıkacak. Binlerle beraber minaya. Mina nedir? Mina aşk meydanıdır. Mina aşkın bileneceği yerdir. Mina feda edilecek, kurban edilecek bir yerdir. Allah Resulü orada aşkı bilenecek. Sadece kendisi değil, zaten onda var. Bir de ashabına, bir de ümmetine aşkı öğretecek. Aşk olmasa bu din yaşanır mı? Niye heyecanımız yok? Aşkımız yok da onun için yok. Eğer aşkımız olsaydı bizim de ashab gibi din geldi mi ortaya, iman geldi mi ortaya, İslam geldi mi ortaya? Yüreğimiz kabına sığmaz, heyecanla bize iş yaptırırdı. Ölen imanımız değil elhamdülillah, o yaşıyor. Ve bu topraklarda iman ölmeyecek. Asla ölmeyecek Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü bu topraklara imanın tohumunu eken ashabdır. Bir toprak ki çiftçisi sahabedir, korkmayın o tohum çürünmez ama o tohumun meyveye durması için bir silkelenmeye ihtiyacı var. Yani aşka ihtiyacı var. Şöyle bir kendine gelmeye ihtiyacı var. İşte efendimiz aşk meydanı Mina'da aslında bunu yapacak. Orada ashabına da yeni kendisine katılan o kervana katılanlara da aşk telkin edecek, aşk öğretecek. Efendimiz gelip mescidi hayfta konaklayacak. Ve o gün öğle namazını, ikindi namazını, akşam namazını, yassı namazını, ertesi günün sabah namazını, beş vakit namazı Mina'da kılacak. Ve Mina'da da meşhur veda hutbesinin bir bölümünü orada irat edecek. Şu anda bizim ellerimizde var ya bir miktarı o bir anda efendimizin mübarek lisanından çıkan bir hutbe değil. Aslında hac döneminde efendimizin parça parça, parça parça 3-4 yerde verdiği hutbelerin bir araya getirilmiş halidir. Biz ona veda hutbesi diyoruz. İşte o hutbenin bir kısmını terviye günü Mina'da Allah Resulü irade edecek. Ertesi sabah nedir günler? Arefe'dir. Arafattır yani. Allah Resulü sabah namazını kılmış Mina'da binlerle beraber Arafat'a doğru hareket ediyor. Arafat nedir? Marifet diyarıdır. Arafat nedir? Adem ile Havva'nın buluştuğu yerdir. Arafat nedir? İbrahim'in hac menasikini öğrendiği yerdir. Cebrail'den ders aldığı bir yerdir. Arafat nedir? Arafat Allah'ı, insanı, kendi nefsini, evreni, kainatı tanınmak için bir fırsattır. Arafat tanışma diyarıdır. İnsan kendiyle tanışacak. Rabbi de tanışacak. Başkalarıyla tanışacak. Kainat ile orada tanışacak. Bitti mi? Hayır. Arafat durmayı öğrenilecek bir mekandır. Vakve budur zaten. Vakve durmak demektir. Durmayı öğrenilecek mekandır Arafat. Aslında biz vakfede bunu öğreniyoruz. Bunu öğrenmemiz lazım. Nasıl Allah huzurunda durulur öğrenilecek yer Arafat'tır. Efendimiz binlerle geliyor. Ashab-ı kiram önden gelmiş bir miktarı. Bugün Nemire Mescidi denen yerde bir çadır kurmuşlar. Efendimiz o çadıra geliyor. İki rekat şehadet namazı kılıyor. Sonra insanlara orada bir hutbe irad ediyor. Haccı anlatan, Arafat'ı anlatan, Müzdelife'yi anlatan, Mina'yı anlatan bir hutbe irad ediyor. O hutbenin büyük bir bölümü elhamdülillah elimizde mevcut. Sonra orada öğle ile ikindi namazını cem ederek kılıyor. Hem kasr hem cem. Hem kısaltarak hem birleştirerek eda ediyor. Namazlar birleşiyor orada. Niçin? Çünkü Arafat'ın meydanı dua meydanıdır. Allah duaya yer açmak için namazları bile o meydanda birleştiriyor. Namazları eda ettikten sonra İbn Abbas bize bir şey anlatıyor. Diyor ki namazları kıldık. Efendimiz secdede dakikalarca kalkmadı. Merak ettim ben şöyle bir eğildim. Baktım ağlıyor. Ama bir şeyler de söylüyor. Biraz daha dikkat kestim. Bir tek şey. Nedir? Sizsiniz siz. Derdi sizsiniz. Ümmeti ümmeti diyor başka bir şey değil. Arafat'ın meydanında Allah Resulü'nün derdi bu. Ümmeti ümmeti. Sonra kalktı diyor İbn Abbas vakfeye durdu. Yine dua dönüp dolaşıyor ümmetin üzerine geliyor. Bir şeyler söylüyor vakfe duasında biz amin diyoruz. İki kelimeden bir tanesi ümmeti. İki kelimeden bir tanesi ümmeti. Baktık Allah Resulü'nün yüzüne bir hüzün var. Merak ettik. Ama hüznüne hüzün eklememek için de bir şey sormadık. Arafat'tan çıkacağız. İçimizden biri dedi ki ya Resulallah. Sabahtan beri ümmeti ümmeti deyip durdun. Allah istediğini verdi mi sana? Verdi diyor. Verdi. Ama dedi ki ben mazluma mahfiret ederim. Ancak zalimden mazlumun hakkını alır. Büyük bir müjde. Anladınız mı müjdeyi? Ben mazluma mağfiret ederim ona cennet. Ama zalimden mazlumun hakkını alırım. Yani ben kul hakkına karışmam. Dediği bu aslında. Ben bana olan hakları hepsini mağfiret ettim burada. Ama her kim başkasının hakkına tecavüz etmişse ben o hak sahibinin hakkını o zalimden alırım Bundan daha büyük bir müjde var mı? Ama efendimiz tatmin olmamış. Bu bu müjdeden, bu güzel haberden Allah Resulü gülmüyor halen. Halen yüzünde hüzün var. İbn Abbas diyor ki çıkacağız Arafat'tan. Baktım ki son duasını yapıyor. Diyor ki, Ya Rabbi mazluma müjdeyi verdin, zalimi de sana havalettim. Ona da bir şeyler verebilirsin. Sen onu da affetmeye kadirsin. Ama bir haber gelmedi. Varıyor Müzdelife'ye. Arafat anlatmakla bitmez. Oradan varalım Müzdelife'ye. Akşam vakti olmuş. Allah Resulü namazı kılmadan... Müzdelife'ye, Kur'an'ın ifadesiyle meş'aril harama yani şuur diyarına gelmiş. Orada akşamla yastığı aynen öğleyle ikindi gibi cem etmiş. Biraz istirahat etmiş. Sonra Rabbi ile baş başa kalmış. Yakarmış, yakarmış, yakarmış. Hafsa validemiz anlatıyor ondan sonraki tabloyu. Bir baktık mı diyor. İki gündür, üç gündür gülmeyen Efendimiz gülüyor. Yüzünde güller açıyor. Ben diyor onun yüzündeki o ifadeyi fark ettiğim anda bir baktım Ebu Bekir de fark etti, Ömer de fark etti. Babam Ömer koştu geldi, ya Resulallah dedi. Anam babam sana feda olsun. İki üç gündür yüzünüzde bu tebessüm yoktu. Allah aşkına sizi güldüren nedir? Efendimiz dedi ki, istediğimi elde ettim ya Ömer. Allah bana zalimlerin hakkını da tekellüf edeceğini yani üzerine alacağını mazluma cennette pay vererek cennette dereceler vererek hak vererek o haktan vazgeçirip zalimleri de affedeceğinin müjdesini verdi. Bu müjde gelince İblis yerden toprak alıp başına saçmaya başladı. "Vay bana helak oldum. Vay bana helak oldum." dedi. İblisin o halini görünce gülmeye başladım dedi. Müjde bu. Bu müjdeyi bilip de hacca gitmemek mümkün mü dostlar? Nasıl biz hacdan istifade etmeyiz? Nasıl hacdan nasiplenmeyiz? Allah gerçekten nasip etsin inşallah. Müzdelife'de geceliyor. Efendimiz sabah namazını Meş'aril Haram denen yerde eda ediyor. Sonra Meş'aril Haram mescidinin karşı tarafında biraz daha aşağıya doğru ufak bir tepe var. Kudah tepesi diye bilinir. Kuzak diye de okunur. Oranın üzerinde de Müzdelife vakfesini yapıyor sabahın güneşleri çıkana kadar tekbirler tehliller Allah Resulü'nün ve ashabın dilinden düşmüyor. Sabahın güneşleriyle beraber o kutlu kafile müzderif eden Mina'ya doğru harekete geçiyor. Efendimiz şimdi atası İbrahim'in rolünü oynayacak. Sayda ne yaptı? Anası Hacer'in rolünü oynadı. Şimdi ne yapacak Mina'da? Atası İbrahim'in rolünü oynayacak. Ne yapacak? Şeytana taş atacak. Taşa mı taş atacak? Hayır. Şeytana taş atacak. Gazali'nin İhyasında çok güzel bir tablo aktarılır bununla alakalı. Der ki: Bir insan dese ki İbrahim gördüğü şeytana taş atıyor. Ey hacı, sen neye taş atıyorsun? Şeytanı mı gördün ki onu taşıyorsun? Bunu diyene de ki ben içimdeki ve dışımdaki şeytanları taşlıyorum. Aslında biz büyük şeytana taş atarken ne diyoruz? Onun sembolize ettiği bir hakikat var değil mi? Firavunu taşıyoruz her attığımız taş bilinçli ya da bilinçsiz ama bilinçli olsa aslında bize fayda verecek söylenilen hakikat şudur hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır her büyük şeytanda atılan her taş bunu söylettirir bize ya orta şeytan Karun'dur ne demiş oluruz o zaman Mülk Allah'ındır demiş oluruz. Attığımız her taşta malikül mülk ancak ve ancak Allah'tır diye atarız. Ya küçük şeytanda belamdır. Belamı taşlarken ne deriz? Din yalnızca Allah'ındır. Taş buna atılır. Dıştaki şeytanlarla savaş budur. Zaten biz atarken ne diyoruz? Efendimizden öğrendiğimiz kadarıyla Bismillahi Allahu Ekber Rahmen li şeytani ve hizbihi Allah'ın adıyla bütün şeytan ve yandaşlarına bütün şeytan ve dostlarıyla savaşımın bir işareti olsun. Ya içteki şeytanlar nefis şeytanın dostu ve taraftarı değil mi? Onun bize telkin ettiği hastalıklar enaniyet, kibir, haset, dedikodu uzatın gitsin. Her taş aslında içteki şeytanın hastalığına atılmış bir taş değil midir? Efendimiz bunu yapıyor. Bunu yapacak, bunu öğretecek. Mina'da Mina'ya geldi. Ne yapacak? İlk gün büyük şeytanla savaşacak. Ve ilk gün sadece yedi taş atacak. Efendimiz yedi taş atıyor. Yanında amcasının oğlu Fadıl İbni Abbas var. O da aynen Allah Resulü'nden gördüğünü yapıyor. Sahabe de ondan gördüklerini yapıyorlar. Hac bitti. Oradaki menasik bitti. Sıra ne de sıra kurban'da. Mina'dan az aşağı inecek. Kurbanlık hayvanlarının bekletildiği yere gelecek. Eline alacak bıçağı. Tam 63 tane deveyi efendimiz kendisi kesecek. Her yaşına bir deve o gün 63 yaşında zaten o günden sonra da yaşadığı ömür 2 aydan birkaç gün fazladır. 63 tane deveyi boğazlarını kesecek sahabeye bırakacak sahabe yüzecek etlerini ayıracak. Kesecek 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 63 olunca sayı bıçağı Ali'ye verecek. Geri kalan da senin diyecek ey Ali Ali de geriye kalan 37 hayvanı eğer Zulhuleyfiye'de alınan bir kurbanlık bu yüze dahil değilse onu da eklersek 38 hayvanı da Ali kesecek. Sonra efendimiz kesilen her kurbandan bir parça alarak bir kazana atacak. Her kurbandan. Her hak sahibinin hakkını verecek Allah Resulü. O hayvanların da bir hakkı var. Allah Resulünün midelsine girmeye hakları var. Onun için efendimiz onları bile düşünerek her kurbanlıktan bir parça alıp bir kazanda pişirecek, yiyecek, ikram edecek, insanları davet edip o güzel sofrada nasiplendirecek. Hac bitiyor. Kurban da kesildi. İhramdan çıkabilir efendimiz. İhramdan çıkacak. Sonra, sonra bir daha Kabe'ye. Neye? Haccın tavafına. Sonra bir daha Hacer'in rolünü oynamaya. Nereye? Saya. Yani Haccın sayına. Artık hac bitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları da yaptıktan sonra yeniden Mina'ya dönecek. Mina'da geceleyecek. Efendimiz orada kaldığı süre zarfında... Kabe'de artık bir daha ya da Mekke'de kalmayacak. Mina'da geceleyecek. Ama bir şey atladık. İhramdan çıkmak için ne yapmalı Efendimiz? Tıraş olmalı değil mi? Allah Resulü de onu yapacak. Tıraş olacak. Hemen berberini çağıracak. Mamer İbni Abdullah elinde ustura yapılı da bizzat şöyle usturayla efendimize heyecanla yürüyünce Allah Resulü diyecek ki başı da kulağı da emanet edeceğiz mamere artık o bilir. Mamer gelip efendimizi tıraş edecek. Allah Resulü tıraşını dahi ona tarif edecek. Şurayı al, şurayı şöyle al, burayı böyle al diye. Ve o kesilen mübarek saçlarının telini de ashabı kirama teberrüken dağıtacak bir avuç verecek ki sadece o tıraşını bile size 3-4 rivayetle anlatabilirim ama anlamakta algılamakta ben de anlatmakta zorlanacağım onun için anlatmayacağım. Ebu Talha'nın avuçlarının içerisine koyacak bir avuç tellerini hatıra olarak ona verecek. Yıllar yılı Ebu Talha onları dağıtacak, niceleri ondan alacak. Şimdi İslam dünyasının dört bir tarafında eğer onun mübarek saçının ve sakalının telleri varsa büyük bir bölümü Ebu Talhanın avuçlarından yayılmıştır aleme. Hatırası odur. Tıraş da oldu, kabeye de vardı, işini bitirdi, tekrardan minaya döndü. Şimdi bayramın birinci günü yedi taşını attıktan sonra bayramın birinci günü gecesine kadar Mina'da geceledi. Bayramın ikinci günü Zilhicce'nin 11'i pazar günü bu sefer üç şeytanla savaşını başlatacak Allah Resulü. Önce küçük şeytana yedi sonra orta şeytana yedi sonra büyük şeytana yedi tam 21 taş atacak. Küçük şeytana taş attıktan sonra bir yerde dua edecek. Orta şeytana taş attıktan sonra bir yerde dua edecek. Büyük şeytana taş attıktan sonra dua etmeden orayı terk edecek. Şu anda biz de aynısını yapıyoruz. Niye öyle yapıyoruz bilmiyoruz. Değil mi ki efendimiz yaptı? Büyük şeytan da dua etmedi mi? Etmedi. Biz de dua etmeyiz ve sorgulamayız da niye orada var da orada yok diye. Çünkü Allah Resulü'nün yaptığı her şey bir hikmete mebnidir doğrudur. Ama onun hikmetinden sual olunmaz. Bu da ikinci doğrudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bayramın ikinci günü de bu taşlamasını bitirdikten sonra yürüyerek geldiği minadan bir daha yürüyerek minaya gidecek. İkinci gecesini de minada geçirecek. Üçüncü günü aynı işi bir daha tekrar edecek. Yine üç şeytanla taş atacak, üç şeytanla savaşacak. Üçüncü günü Mina'ya dönerken yanındakilere diyecek ki yarın sabahın erken saatlerinden itibaren biz Kinane yurduna ineceğiz. Kinane yurdu neresi? Mekke'nin yakınlarında bir yer. Yani biz dördüncü günü sabahından itibaren Mina'yı terk edeceğiz. Eğer kalınsa bir 21 taş daha atılacak. Efendimiz bunu yapmamak için ve bu konuda muhayyer bırakıldığını göstermek adına dördüncü günü Mina'yı terk edecek. Kinane oğulları yurduna geldiğinde onun için orada bir çadır kurulmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o çadırda istirahat edecek. O gün öğle namazını, ikindi namazını, akşam namazını, yatsı namazını orada eda edecek. Gecenin ilerleyen vakitlerinde Kabe'ye veda tavafı için inecek. Kaldığı günler bu kadardır. Çok değil. Efendimizin hac için Mekke'ye gittiği günler sadece bu kadardır veda tavafını yapacak o anda Ayşe validemiz gelecek. Ya Resulallah temizlendim diyecek. Ne yapacak Efendimiz? Yine bir şey öğretecek bize. Yine fıkha ait haccın menasikine ait temel bir ilke öğretecek. Ayşe validemizin yanına kardeşi Abdurrahman'ı verecek. Hadi diyecek tenim mescidine. Orada gideceksin. İhrama niyetleneceksin. Oradan gelip hac tavafını burada yapacaksın. O mescidin adı Tenim Mescididir, bir adı da Ayşe Mescididir. Ayşe Mescidi olmasının sebebi de budur. Ayşe validemiz orada umre için, hac için affedersiniz, yeniden ihrama girdiğinden dolayı o mescidin adı Ayşe Mescidi olarak tarihe geçmiştir. Ayşe validemiz de gelip haccını tamamlayınca artık kervan için yol gözükecek ve Efendimiz, Efendimiz 14 silhicce çarşamba günü hareket duyurusunu yapacak. Mekke'nin bir ikamet şehri olmadığını ziyaret şehri olduğunu duyurma adına belletme adına Efendimiz haccını bitirir bitirmez orayı terk edecek. 14 zilhicce oradan yola çıkacak 21 zilhicce çarşamba günü de Medine'ye varmış olacak. İşte Efendimizin haccı bu kadar. Yetti mi? Hac bu. Hac bu. Allah Resulü'nün yaşadığı hac bu. Peki dostlar. Gelelim işin sonuna. Bu kardeşinizin de 13 günlük bir haccı oldu orada. Ben oradayken de geldikten sonra da şunu bir kez daha itiraf ettim ki biz hacı gerçekten bilmiyoruz. Bu anlattığım fıkıh değil hac. Bu zaten bir şekilde hocaların eşliğinde, rehberlerin eşliğinde yapılacak bir şey. Ama haccın mahiyetini ve değerini gerçekten bugün ümmet olarak bilmiyoruz. Bilseydik halimiz böyle olur muydu? Gelen hüccaç sayısı kaçtır? Üç buçuk milyon. Siz bunu rahat 4 milyona hatta daha fazlasına çıkarabilirsiniz. 4 milyon insan dünyanın dört bir tarafından gelse ve gerçekten hacı yaşasa, gerçekten hacı olsa evlerine asli vatanlarına döndüklerinde hacı taşısa halimiz böyle mi olurdu? Demek ki biz haccı bilmiyoruz. Görünen köy kılavuz istemez. O zaman bizim bir daha haccı öğrenmemiz lazım. Mahiyetini öğrenmemiz lazım. Değerini öğrenmemiz lazım. Manasını öğrenmemiz lazım ki hac ile adam olalım. Hac ile Adem gibi gerçekten bizler de adam sınıfına dahil olalım. Onun için ben haccın mahiyetini bize öğretecek bazı noktaları söyleyip sözlerimi bitireceğim. Birincisi şu. Hepinizin bildiği bir şey. Hac, İslam'ın beş temel esasından biridir. Elhamdülillah ki bunu biliyoruz. İki, hac, diriltmek için dirilmek, hatırlatmak için hatırlamaktır. Her birisi için birçok şey söylememiz lazım ama siz az sözle çok şey anlarsınız ya sadece söyleyip geçeceğim. 3. Hac kavuşmak için terk etmektir. Böyle midir? Eğer İbrahim terk etmeseydi İsmail'e kavuşur muydu? Eğer Allah Resulü terk etmeseydi Mekke'ye kavuşur muydu? Küçüğünü feda edin ki Allah büyüğünü size, size ekstradan versin. Küçüğünü gözden çıkarın ki Allah büyük şeyleri size ikram olarak versin. Dört hac hayatın bir anlamı mahşerin bir provası ve cennetin bir kokusudur. İçinizde beraberce hac yaptığımız kardeşlerimiz var. Belki onlar hatırlayacaklar bu sözümü. Arafat'tan sonra dedim ki cenneti yaşamadık ama herhalde cennet böyle bir şey olsa gerek. Cennet bu olsa gerek. Cennetin bir kopyası. Arafat'ta cennetin kokusunu duyar insan. Onun için hac hayatın bir anlamı, mahşerin bir provası ve cennetin bir kokusudur. 5 hac İslam'ın lisanında hem özel hem önemli bir ibadettir. Özeldir. Hacca ait kelimeler, sözlükler hacca mahsustur. Namaz kılarsınız, o ameldir. Oruç tutarsınız, o ameldir. Kabulünü için dua edersiniz, Allah makbul etsin dersiniz. Ama mesele hac oldu mu? Haccın her bir menasiki şe'airdir semboldür. Allah kabul etsin denmez bilir misiniz hac için? Allah mevrur etsin dersiniz. Niçin? Allah hacınızı iyi haclardan saysın. Ebrar'ın yaptığı haclardan kılsın. Yani gerçekten kaliteli bir hac etsin. Budur. Onun için hac özel bir ibadet. Peki önemi nereden kaynaklanır? önemi şuradan Gücü yeten herkesin o beyti hac etmesi Allah'ın insanlık üzerinde bir hakkıdır. Öneme bakın öneme. Allah diyor bunu. Ali İmran suresinin 97. ayetinden bir cümle. Gücü yeten herkesin o beyti hac etmesi Allah'ın müminler üzerinde bir hakkı değil. Ya ne? İnsanlık üzerinde bir hakkıdır. Şimdi anladınız mı? Efendimiz veda Hacını yaparken niçin ya eyühel müslümun değil de ya eyyühen nas diyor. Niye ey insanlık diyor? Karşısında kim var? Müminler var. Peki niye müminlere değil de bütün insanlığa konuşuyor? Bu hakikatten dolayı. O önemli bir ibadet. Hac dirilirse eğer sadece müminler değil insanlık dirilir. 4 milyon her sene yenilense insanlıkta ölü kalır mı? Dirilir. Bu hakikate vurgu yapıyor. 6. Hac ancak sembollerin arkasında saklı duran hakikatlerin anlaşılması ile faydalanıl faydalanılacak ilahi bir ikramdır. Sembolün arkasına bir hakikat var. Arafat nedir? Arkasına bir hakikat var. Meş'aril haram nedir? Müzdelife nedir? Arkasında bir hakikat var. Neden biz yedi kez dönüyoruz? Bir hakikat var. Neden yedi kez koşuyoruz? Bir hakikat var. Zemzem nedir? Tıraş nedir? Kurban nedir? Hepsinin altında bir hakikat var. Bilmezsen eğer ambalajını tutar, ruhunu öldürür. Onun içinde hacdan istenilen oranda istifade edemez. 7 bunu söyledim şimdi hatırlayacaksınız dersin başında. Hac insanın kendi küçüklüğünün farkına vararak büyüklerin ayak izlerini takip etmeye çalışmasıdır. Biz hacda Adem'in ayağına ayak koyuyoruz değil mi? İbrahim'in ayağına ayak koyuyoruz. İsmail'in, Hacer'in, Efendimiz'in hepsine selam olsun. Sahabenin, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin ayaklarının izlerinin üzerine ayak koyuyoruz. Adımın küçükmüş. Sen de küçüksün ben de küçüğüm. Ama o izine iz koyduğumuz adımlar büyük. Onlar büyük olduğu için Allah seni de büyüklerden saydı. Yetmez mi? Ne diyecek biliyor musunuz bir gün Efendimiz? Ashaba Hicri İsmail'i göstererek. Şurayı görüyor musunuz? Görüyoruz ya Resulallah. Orada yetmiş peygamber metfundur. Allah Allah. Biz şimdi yetmiş peygamberin kabirlerini mi çiğniyoruz? Evet. Allah çiğnettiriyor. Efendimiz çiğnettiriyor. Niye? O adımlardan dolayı. Adeta orada metfun olan peygamberler ne diyorlar biliyor musunuz bize? Varsın o hacıların ayakları bizim kabirlerimizin üzerinde olsun. Değil mi ki o adımlar bizim adımlarımızın üzerine atılmış adımlardır. Biz kabul ettik. Biz onların ayaklarının altında olmayı kabul ettik. Budur. Hac budur. Büyüklerin ayak izlerine ayak koymak, o izleri takip ettirmek budur. Sekiz. Hac. Kaderi tavaf olan varlık alemi içerisinde var olan evrensel harekete katılarak kainatın ahen, ahen, ahengini bozmamaktır. Budur. Bir ahenk var. Sen o tavafa katılarak o ahenge aykırı bir ses olmuyorsun. 9 hac, teslimiyeti, fedakarlığı, sadakati ve imanı yenilemek yani takviye etmek güçlendirmektir. 10 hac İslam'ın ibadetler mecmuasının son sözüdür. İslam'ı bir kitap olarak düşünün. Her kitabın bir ön sözü var, bir son sözü var, değil mi? Zaten kitabın genel konusu, genel teması da ön sözüyle son sözündedir. İslam'ın ön sözü nedir? Namazdır son sözü nedir? Hac'tır. Ön sözünde namaz, son sözünde hac'tır. Hac işte budur. Son sözü içinde namazı da barındıran, hatta namazlara yöneldiğimiz kıbleye bizi götürerek bizde yeniden bir kıble şuuru oluşturmaya çalıştıran bir ibadettir. 11 Hac gidip gelince biten bir iş değil. Asıl dönünce başlayan bir süreçtir. Bitti mi? Hayır, yeni başladı. Bu sorumluluğu bilsek, bilmem giderken ayaklarımız titrer. İş yeni başladı. Ha, Arafat'ta anamızdan doğduğumuz gibi olduk. E sonra? Sonra yok mu? Şimdi o sayfayı koruma zamanıdır. Şimdi o sayfaya nokta vurmama zamanıdır. Şimdi o nokta sayfayı tertemiz Allah'a irca edilme zamanıdır. 12 son olsun değil mi? Hac bitimsiz bir deryadır. Böyleyse eğer 12 madde bile az. Böyle olduğu için ne kadar dalarsan dal, ne kadar gidersen git asla o deryanın sonuna ulaşamaz. Hacdan hiçbir şey anlamamış olanlar haccı anladıklarını iddia edenlerdir. Hacdan hiçbir şey anlamamış olanlar haccı anladıklarını iddia edenlerdir. Allah'ım biz anlamadık. Baştan itiraf edelim. Biz anlamadık sen bize anlattır. Sen bize anlayabileceğimiz liyakatler kazandırt inşallah. O güzel topraklardan bizlerin ayaklarını kesme. Gidemeyen kardeşlerimize bizim gibi gidenleri memur eyle. Amin. İnşallah gidenler gidemeyenlerin üzerine bir köprü olsunlar. Onların gidişlerine vesile olsunlar. Gidenler de haccı yaşasınlar. Hacci yere düşürmesinler. Hac ile büyüsünler. Hac ile yücesinler. Hac onları da yücesin. Hayatlarını da yücesin. Allah hepimizin haccını mebrur eylesin inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfuruke ve etûbü ileyk. ve âhire davane en elhamdülillahi rabbil alemin. thank you